Hani mesela la faile illallah biz nasıl anlamalıyız? Bunu nasıl zevk etmeliyiz? Hayatımızda nasıl yaşarız? Mesela Allah her şeyde fail oldu. Dua isteği verdiren o, zikrettiren o, gece seni teheccüde kaldıran o, kolunu kolunu kaldıran o, la faile illallah. Demek evet. ki aşağıya Allah her şeyde failse, yani biz hiçbir şey yapamıyoruz yani, hiçbir şeyiz, sıfır. Buraya gelen, buraya konuşturan, tabii yani la faile illallah. Bunu nasıl zevk ederiz? Bunu hayatımıza nasıl yayarız? Bundan sonraki aşamalar nasıl olur? Tabii bunu zevk etmek için belli düzeyde bir ilmi birikime sahip olmak lazım. Yani gerçek manada la faile illallah kelimesinin manasını doğru anlamak için derin manada bu hususta Allah'ın iradesi nedir? Allah'ın emri nedir? Kaza kader nedir? Levh-i mahfuz nedir? Hakikati Muhammediye nedir? Bütün bu konularda derin bir bilgiye sahip olmak lazım. Bu bilgilere sahip olmadan bir insanın kulak dolan duymayla la faile illallah demesi işi hakikatine götürmez. Sakat yani. Tabii tehlikeli. O zaman kul yani la faile illallah dediğinde yani fail olan ancak Allah'tır dediğinde tevhidi tam manasıyla bilmiş olması gerekir. Tevhidi yaşamak. Tabii. Evet. Tevhidi tam manasıyla bilip yaşaması lazım ki bu söz yerine otursun. Öbür türlü oturmaz. Bu söz havada kalır. Çünkü işin hakikatine vakıf değil bu kişi. Ama bir yerden duymuş. Şimdi kişi bir fiil işliyor. Ondan sonra da diyor ki kendini de kurtarmak için nefse de hoş gelecek. Ya la faile illallah. Bunu ben yapmadım ki Allah yaptı. İşte Hazreti Ömer zamanında bir hırsız böyle yaptı. Hazreti Ömer halifeliği döneminde bir hırsızı yakaladılar getirdiler. Hazreti Ömer'in karşısına niye yaptın dedi. Allah dilemeseydi ben yapmazdım. Demek ki Allah dilemiş ki bunu yaptırdı bana dedi. La faile illallah dedi yani. Hazreti Ömer bu hırsıza gereken cezayı verin dedi. Kolunun bacağının kesilmesine emretti. Kesildi. Haber getirip ya Ömer dediğin cezayı uyguladık deyince şu kadar da kırbaç vurun diyor Hazreti Ömer. O zaman diyorlar ki ya Ömer sen adaletlisin. Hırsızın cezası verildi. Kırbaç neyin nesi? O zaman Hazreti Ömer diyor ki Allah'a attığı iftiradan dolayı. İşte o sözünden dolayı yani. Allah dilemeseydi ben hırsızlık yapmazdım. Bu lafı bir yerden işitmiş söylüyor ama bu lafın adamı değil bu. Evet. Bu makamın adamı değil. Hallaççı Mansur Hazretleri'nin enel hak sözünü bugün herkesin ağzında dolanıyor ya enel hak enel hak. Hallaççı Mansur Hazretleri'nin enel hak demesiyle bugün neyin ne olduğunu bilmeyen insanın enel hak demesi bir mi? İşte bugün enel hak deyip hakikatine vakıf olmayan insana tokatı çakmak lazım yani. Ama Hallaççı Mansur Hazretleri o makamın adamı olarak söyledi bunu enel hak. Benim hakikatim hak dedi. Haktan gayrı bir şey yok dedi. Bunun gibi. Eyvallah. İşte bu mevzuyu çok iyi bilmek lazım. Tabii. Evet.